Arkadaşlar bugün yeni bir Omnitrix tanıtımıyla karşınızdayım arkadaşlar. Bu Omnitrix tanıtımı efsanevi olacak çünkü uzaylıların yeteneklerini göstermesi ve gerçeklik açısından en benzeyeni ve en yakını bu arkadaşlar. Sizler de çok beğeneceksiniz eminim. Şimdi ilk uzaylımızı dönüşelim. Hop! ilk uzaylımız ateş topu ve arkadaşlar ateş topunu biliyorsunuz ki yukarıda uçmak için altındaki kayayı ateşlendirip onunla birlikte uçuyordu değil mi? Şimdi biz de aynısını yapacağız şimdi. İzleyin beni. Ve aha işte oldu ve arkadaşlar animasyonlarında görüyorsunuz efsanevi bir şekilde görebiliyoruz. Bak bak. Hop 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 efsanevi bir şekilde gidiyor ve bu arada arkadaşlar tabii ki de ateş fırlatmayı da unutmuyorsunuz gördüğünüz gibi alev toplarını alevlerimizde fırlatabiliriz böylelikle şimdi. Arkadaşlar şöyle küçüğümüzü toplayıp görmüş olduğunuz gibi aha işte bu gördüğünüz gibi alev fırtınası yapabiliyoruz. Şimdi bir dakika görüş açısını iyice büyüttüm ve şimdi tekrardan alttaki barın dolmasını bekleyeceğiz arkadaşlar ve bakın 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 Oo! aha <laughs> çok iyi değil mi arkadaşlar? Bence süper. Ve bu arada görmüş olduğunuz gibi klasik alevimizi fırlatıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ne kadar gerçekçi. Şimdi dilerseniz arkadaşlar bir sonraki uzaylımıza geçelim. Hemen şöyle seçelim. Gölge hayalet. Arkadaşlar iyi bir ben tanısın takipçileri. iyi bir ben tanısın fanları zaten. Bu gölge hayaletin ne kadar kötü bir Uzaylı olduğunu bilir arkadaşlar. Şimdi bakın size ne yapacağım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Böyle içindeki kollarını çıkarıyor diyebiliriz. Şöyle ben de bakış açısını düzelteyim. Evet arkadaşlar. Bilirsiniz ki bu dört kolunda. Şöyle bir eşaklatma olayı var arkadaşlar. Oo! Gördünüz mü? Bir daha yapalım. Oo! Hazır mısınız? Yıldırım en şaklatması. Gördüğünüz gibi güzel. Zaten hepsi çok güçlü arkadaşlar. O yüzden bunları göstermeyeceğim. Size özelliklerini göstereceğim. Şimdi Şöyle de bir özelliğimiz var. Görmüş olduğunuz gibi deli gibi dönüyoruz. Şöyle. Şimdi şu bunların arkasına geçelim. Hop şöyle. Woop, böyle görmüş olduğunuz gibi etrafımızı zombiler sararsa veya düşmanlarımız sararsa böyle dönerek kendimizi koruyabiliriz ve klasik arkadaşlar hop böyle bu diğer bütün Omnitrix modlarında var ama dediğim gibi buradaki bu olay hop veya arkadaşlar bu olay diğer omnitrix modlarında yok çok güzel ben çok sevdim şimdi hızlıca bir sonraki diğer hop omnitrix'i uzaylımıza geçelim ve arkadaşlar şunun modelini görüyor musunuz ne kadar iyi ve gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle süper hızımızın oldu ama bakın kapalı alanlarda değil şöyle hemen şu klasik arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hop şimşik kız ve süper hızı o bunu her uzaylıda görebilirsem ama bakın arkadaşlar bu animasyonları diğer Omnitrix modlarında görmeniz neredeyse imkansız. Ve şimdi arkadaşlar hop şöyle hemen şöyle hop süper hızlı yumruklarla karşımızdakileri hop saniyede 50 yumruk atarak hop yok edebiliriz arkadaşlar. Bu da mükemmel. Bu ise arkadaşlar zamanı durduruyor. Hop. Görmüş olduğunuz gibi. Hop, 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 hop. Vuralım. Ve zombilerin işini bitirelim. Hop. Tamamdır şimdi zamanı hızlandırdık. Tamam. Şöyle. Bak 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 bak. hop Şöyle. Gördünüz mü? Şöyle kayarak bir anda durabiliyoruz arkadaşlar. Hop. Durduk şurada hemen gördüğünüz gibi. Evet bu da süperdi. Bir sonraki uzaylıya hızlıca geçelim. Evet arkadaşlar şimdi hızlıca bakalım bu neymiş. Hemen F'ye basıyorum. Aha bu ne? Aa karşıda bir dakika. Hani elini yere koyup altlardan elmasların çıkmasını sağlıyor. Onu mu yapıyor? Anlamadım bir dakika. Aha tamam tamam. Şimdi tekrardan yapalım. Hop. E ölmüyor. Bir dakika yakınlaşıp mı yapmamız gerekiyor? Aynen ama hasarı vurmuyor. Anlamadım. Neyse. Bu ne? Ha, ellerimizi klasik arkadaşlar kılıca çeviriyoruz bunu geç. Bu ne? Aha. Bu ne? Ha burada da arkadaşlar klasik fırlatma. Bunu pek bir olayını bulamadım gibi. Şöyle. Yani bu arkadaşlar bunu pek sevmedim. Yine de siz bilirsiniz ama pek bir özellik eklememişler buna. Ve güncellemeye bakalım. Bunda olaylar. Asıl olaylar bunda arkadaşlar. Şimdi bakın. Şimdi güncellemeyi gösterelim. Ve şimdi arkadaşlar böyle bakın bu sıvı formuna geçebiliyoruz. Ya sıvı değil de böyle akışkan formuna geçebiliyoruz böyle. Sonra arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi bu normal Minecraft'ta var ama çizgi film dünyasında yok arkadaşlar. Bu olay var mı yok mu yine yorumlara yazarsınız ama ben hatırlamıyorum. Olmadı gitti tamam. Şimdi asıl olaya geliyoruz arkadaşlar. Evet bunları güncelleyeceğiz. Şimdi bakın hemen hop. Görmüş olduğunuz gibi elimdeki fırını güncelledim ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi fırın alem fırlatıyor. Hop şöyle de iskeletimizi de yaktık. Sonra bakalım başka herhangi bir olayı var mı bunun? Bunun yok sanırım. Güncellediğimiz zaman da normale dönüyoruz arkadaşlar. Şimdi ikincisi ise piston. Hemen onu da güncelleyelim. Hop. Evet güncelledik arkadaşlar. Evet şöyle gidiyoruz ve şuradaki ineği şöyle bir itelim. Hani Bu ne? Aa bu mu? Bu kadar mı? Bir daha yapalım. Aa bu. Anlamadım. Pek bir olayı da yok gibi. Evet bunu da geri çıkalım. Ve şimdi buna bakalım. Aha. Bu ne? Oy hoparlöre dönüşüyoruz. Bir dakika şunu bir arttırayım. Aynen. Oy fena o Oo. Yuk Aa altımızdan ses dalgalarıyla yukarı daha hızlı zıplıyoruz. Tamam. Bu ne? Aa ses dalgası sıfırlatıyoruz bakalım. Yine. Aa şimdi hasar vermeye başladık ve bayağı da yok ettik. Şimdi şu zombilerle dolu olan şu binaya bir girelim. Başka bir şey yapabiliyor muyuz? Uça da biliyoruz sanırım. Anlamadım. Şimdi buradan çıkalım ve sıra Örse geldi arkadaşlar. Örsü de bir hemen upgradeleyelim. Aha. Bu ne? Oo, ooo. Örse bakın. Örsü uzay gemisine çeviriyoruz. Bakayım mı? Valla. Gerçekten şöyle hızlıca bir göstereyim. Ona çok iyi. Peki bir şey fırlatabiliyor muyuz? Ha, sadece hızlıca gitmemizi sağlıyor arkadaşlar. Okey bu da olabilir. Aslında zaten arkadaşlar bunları opsiyonel olarak kullanabiliriz. Neyse şimdi bir sonraki uzaylımıza hemen geçelim. Aa bir olayı da göstereyim. Arkadaşlar buraya hızlıca gelmek için ateş topunu kullanmıştım. Ve ateş topu arkadaşlar suya girince sönme efekti yaptı. Hemen size göstereyim şöyle. Hop bakın. Ay bu dur bunu zaten göstereceğim size. Hemen normale bir döneyim. Hop tamamdır. Şimdi ateş topumuzu seçelim. Hop seçtik mi? Bakın arkadaşlar Gördünüz mü? Ateş topu suya sönüyor. Bunu bile eklemeler bence müthiş. Şimdi hızlıca hemen şöyle yüzen çeneye dönüşeceğiz. Hop tamam dönüştük. Şuradan yüzen çeneyi aldım. Ve hızlıca bakalım. Şöyle. Aha. O güzel. Dur kuyruğumuz çıkıyor ama şu an Omnitix'imizi o kadar hızlı kullandığımız için arkadaşlar. Baya Omnitix'imiz kısaca sürüyor. Hemen bekleyin. Şöyle tekrardan dönüştüm. Ve hızlıca kuyruğumuzu çıkartalım. Şöyle süper hızlı gidebiliyoruz. Hop. Bakar mısınız? Çok güzel. Bunu da çok sevdim. Ve sanırım arkadaşlar yüzen çenenin olayı da zaten çenesiydi. Hop. Isırıyor. Çok iyi. Ve şu an görmüş olduğunuz gibi ben istemeden arkadaşlar Omnitrix'in süresi bitti. Ve baya bizi normal olarak tekrardan aynı Omnitrix gibi insana çevirdi. Başka bir şey kaldı mı bakalım? Şimdi size göstermediğim... Yaban köpeği arkadaşlar hızlıca yaban köpeğini de şöyle göstereyim. Klasik yaban köpeği arkadaşlar şöyle hop ısırıyor. Isırıyor, ısırıyor, ısırıyor bu kadar arkadaşlar. Şöyle zıplaması zaten bunları normal olarak söylemiyorum. Bunlar zaten otomatik güçlü oluyor normal insandan. Bu kadar bakalım başka bir şey kaldı. Aa ben bu arada körüm. Yani normal şu an first person yani birinci bakış açısında bir şey görmüyorum. Hadi bakalım dur bakalım şuralarda bir de bu soru işareti var ama arkadaşlar bu soru işareti sanırım gelecek yani onun habercisi. Daha bir sürü uzaylı eklenecek herhalde. Hop şimdi biz normale bir dönelim. Hadi dön abi. Başka kalmadı arkadaşlar. Bütün klasik Bentenus'un uzaylılarını gösterdim. Bence siz de bu modu bir indirip bir deneyin arkadaşlar. Hatta Survival Games'de baya güzel olur. Yani normal bir hayatta kalma oyunu açtığınız zaman fena güzel gider arkadaşlar. Hop şöyle bakıyorum tekrardan. Arkadaşlar beni buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki BenTunus'un mod tanıtımında görüşmek üzere hepinizi çok seviyorum. Bay bay.